Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'cülerden temizlendikten sonra bölgesinde destan yazmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve ekibi tüm dünyanın yakından takip ettiği, istihbarat örgütlerinin gıptayla izlediği film gibi operasyonlara imza attı. Kırmızı kodlu teröristlere birer birer çizik katıldı. Hatta bu operasyonlar dizi senaryolarına konu oldu. CIA için süre 2 dakika 11 saniye. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Hakan Fidan her daim çok özeldi. Zira Erdoğan'ın canını dahi emanet edecek kadar güvendiği bir isimdi. Erdoğan onun için sır küpüm ifadesini kullanıyordu. 2015 yılında Davutoğlu hükümeti döneminde Hakan Fidan'ın MİT müsteşarıyken milletvekili yapılmak istenmesi Erdoğan'ı hem şaşırtmış hem tepkisini çekmişti. Ben adaylığına olumlu bakmıyorum. Bunu çok açık net söyleyeyim. Bunu sayın başbakana da söyledim. Hakan Fidan MIT'in başına geldiği andan itibaren Türkiye düşmanlarının hedefindeydi. İsrail medyasının önemli gazetelerinden Haaretz'deki Mossad Hakan Fidan'ın MIT müsteşarı olmasından kaygılı haberi dikkat çekiciydi. İran ajanlarının Van'da kız kıvrak yakalanması, Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarının hapse atılması, Reyhanlı katliamının planlayıcısı terörist Yusuf Nazi’in Suriye Laskiye'den paketlenip getirilmesi, yabancı istihbarat örgütlerinin endişelerini de haklı çıkarıyordu. Irak'ın derinliklerinde Süleymaniye'deki bir uyarı atışı her ne kadar MİT tarafından asla kabul edilmese de tüm dünyanın dikkatini çekti. Çünkü o atışı yapanlar Amerika Birleşik Devletleri korumasında konvoyda bulunan PKK-YPG elebaşı Ferhat Şahin’in istediğimiz an vururuz mesajını veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne de mesaj yolluyordu. Yani bir başka deyişle MIT'in bölgesindeki nüfuzu ve insan kaynağı desteği katlanarak büyümüştü. Şimdi gelin sizi biraz geçmişe götürelim. Hakan Fidan'ın görevdeki ilk yıllarına Erdoğan'ı hedef alanlar onu devirmeden başarılı olamayacağını biliyordu. Bu yüzden de daha görevinin ikinci yılında FETÖ'cüler 7 Şubat 2012'de MIT kumpasını kurdular. Ancak Erdoğan'ın Hakan Fidan'a FETÖ'cü savcılara teslim olmayın direnin emri tüm planları bozdu. Biz bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Ve her zaman göreve getirdiğimiz bu arkadaşlarımıza da sonuna kadar sahip çıkarız. FETÖ pes etmemişti elbette. Ardından Adana ve Hatay'da MİT kumpası geldi. 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin özel harekatla birlikte MİT'i de hedef alması tesadüf değildi elbette. Zira o gece FETÖ'nün planlarının bozulmasında MİT de büyük rol oynadı. MİT'e darbeyi haber veren vatansever bir subay Hakan Fidan'ın bu istihbarat üstüne teşkilatı alarm durumuna geçirmesi, vatansever asker ve polislerle FETÖ'cülerin etkisiz hale getirilmesi biraz da bu sayede oldu. Peki MİT Başkanı Hakan Fidan neden Dışişleri Bakanı oldu? Aslında bu sorunun cevabı çok net. Zira Fidan, Türkiye'nin kritik dış politika meselelerinde çözümün önemli mimarlarından biri oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla devir teslim töreninde ellerini üst üste koymaları tam da bu meseleyi anlatıyordu. Zira mücadeleyi hep birlikte vermişlerdi. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Libya'da darbeci General Hafter'in meşru hükümeti devirmesini önlerken, Moskova'da Suriye zirvelerine katılırken, Ukrayna krizi gibi sorunları çözerken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan hep el eleydi. Türkiye yüzyılları inşa ederken Erdoğan ve kabinesi önemli sınamalardan geçecek ve özellikle dış politikada Fidan ve ekibi tam bağımsız Türkiye mücadelesini tahkim edecek.